arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle yapımı oldukça kolay bir bebek yeleği çalışacağız bu yeleğimizi hem kız bebeklerimiz hem de erkek bebeklerimiz için örebilirsiniz yeni başlayan arkadaşlarımız çok rahatlıkla bu çalışmayı yapabilirler hiçbir zorluğu olmayan son derece şık ve güzel bir çalışma olacak inşallah hemen ölçülerimize bakalım ve yeleğimizi sonrasında örmeye başlayalım. Yakamın şuradaki omuzumun üzerinin en üstünden şöyle etek ucuna kadar ölçüyorum ve 29 santime denk geldiğini görüyorum. Yakadan ölçtüğümde ise 27,5 santim gövde genişliğimizi şöyle bakalım gövde genişliğim ise 26 santimden oluşmakta. Bir iki yaş grubu bebeklerimize çok rahatlıkla olabilecek güzel bir çalışma. İki renk kullandım ben bu çalışmamızda gördüğünüz gibi. Ana renk olarak hardalımı kullanırken şöyle üst kısmında süsleme amaçlı mavi rengimle çalıştım. Sizler de öreceğiniz ipleri uygun olarak renk kombinleri yaparak bu çalışmamızı tamamlayabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel yeni Yeleğimizin yapımına geçelim. Kolay gelsin. Bölümlerini ayırarak yeleğimizin parçalarını örmeye başlıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve önümüzü 10 tane zincir olarak örmeye başlıyorum. Buraya 10 tane trabzan öreceğim. Şöyle zincirimi rahatlattım ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 9'u yarım aldığım için 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Burası önümüz için. Kolumuz için çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincir de kolumuz için çektim. Arkamıza 18 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Burası da arkamız için olan zincir sayımız. Şimdi burada çektiğimiz 12 tane kolumuz için olan zincirde sayarak çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bakın rahat rahat 12 tane de zincirimi çektim ikinci kolumu ördüm son olarak önümüzü örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincirimi de çektim bütün bölümlerimi zincirini çektim şimdi kaç santim olduğuna birlikte bakalım bir aldım Bıraktığım yerden şöyle tutuyorum. 25 santim zincirlerimin karşılığı şurada bakınız. Şimdi üzerine trabzanlarımızı zincir gibi bölümlerine ayırarak örmeye başlayalım. Yani zincirimizde 10, 12, 18 yapmıştık. Onun gibi örmeye başlıyoruz. 10 tane zincirimde iki tane geriye geliyorum. 1 ve 2. 2 geriye geldim. 2 tane de zincir ilave ediyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Geri çekildiğim ikinci zincire, yani bakınız toplamda dört tane zincir oluyor şöyle baktığımızda. İkinci zincirin içerisine batıyorum. Yani yukarıdan da sayarsak dördüncü zincir olmakta. Ve bir iki defa da alıyorum. Burada zincirimle birlikte iki tane trabzanım oluyor. Ve sarmaya başlıyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Dördüncü trabzanımı örüyorum. Toplamda 10 tane olana kadar burayı örüyoruz. İliğimizin ilk ön parçası olacak burası inşallah. Sayalım. 2 tane bir zincirden döndüm. Yanındaki 2. 4 6 8 2 tane daha ördüğümüz zaman tamam olacak. 9 ve 10. Hepsini tek tek zincirlerime batıyorum şöyle tutarak göstermek istiyorum bakınız 2 4 6 8 10 10 tane trabzanımız olduktan sonra 10. trabzan üzerine 3 tane zincir çekiyorum 1 zincirimi yarımlamıyorum 2 ve 3 3 zincirimi çektim şimdi kolumuz için 12 tane zincir çekmiştim hepsine birer birer batıyorum aynı yere iki defa batmıyorum hemen yandaki zincir içerisine tığımın başını dolayarak giriyorum bakınız yandaki aynı yere batmıyorum yandakine batıyorum şöyle bakınız ayrı ayrı toplamda 12 tane trabzanımı örüyorum zincirimden sonra trabzanlarımı örmeye başladım ve bitirdim ben 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 kolumuz için 12 tane trabzanımızı da örerek tamamladım. 12.nin üzerine yine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki zincir içerisine girerek arkamı başlatıyorum. Arkam için ise 18 tane zincir çekmiştim. 18 trabzanımızı birer birer zincir yuvalarının içerisine girerek örüyorum. Şöyle bakınız yuvaların hepsi ayrı ayrı zincirlerin içerisinde battım. Yani trabzanlarımı araya 3 tane zincir çektim ve 18 tane trabzan olana kadar örmeye devam ediyorum. Trabzanlarım örmeye devam ettim. Sayalım birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Toplam 18 trabzanımız da yeleğimizin arkası için hazırladık. 18. trabzan üzerine yine ayrım yeri için 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yandaki zincir yuvası içerisine giriyorum. Ve 12 tane trabzanımı kolum için örüyorum. Zincirden sonra 12 tane trabzanımı da örerek geldim. Yine sayalım 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12. trabzan üzerine 3 zincirimi çekiyorum yine. 3 zincirimi çektim tığımın başını doluyorum yandaki zincirden başlıyorum ve buradaki 10 tane zincirimizi 10 trabzana dönüştürüyoruz birer birer örerek bütün parçalarımızın üzerine trabzanlarımızı da yerleştirmiş oluyoruz Son trabzanımıza kadar ördüm. Zincir sonrasını sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Ve bütün bölümlerimizi ayırdık. İlk önümüzü 10. ikinci bölümümüz kolumuz 12. Arkamız 18. Tekrar kolumuz 12. Ve son olarak diğer önümüzü 10 olarak ördük. Şimdi yeri masamızın üzerine koyayım. Bir doğrudan bakalım. Evet masamın üzerine bıraktım. 10 ve 10. Her ikisi 10. 12 12 18 de arka. Şimdi ikinci sıramızda trabzanlarımızın üzerine trabzan örelim ve şu görmüş olduğumuz üçer e zincir çektiğimiz yerlere de artışlarımızı yaparak robamızı büyütmeye başlayalım. Son olarak bitirdiğim yönde bakınız bitirdiğimiz 10 trabzan üzerine 3 tane zincir çekerek başlayalım. 1 2 3 örgümüzün arkasını çevirelim. Bunu birinci trabzan olarak sayıyorum. Hemen ikinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve aşağıdaki 10 tane trabzanın her birini birer birer batarak örüyorum. Ta ki zincir yerimize kadar geliyoruz. Farklı bir işlem yapmadan bir dolayıp iki defa da aldığımız trabzanlarımızı örüyoruz. Evet. Şimdi saydığımızda bakınız. Birebir bütün hepsinin üzerine ördük. 10 tane var 2, 4, 6, 8 ve 10 zincirimizin içerisine giriyoruz. Bakın örmeye yani trabzan örmeye devam edeceğiz. Ve buraya 2 tane daha trabzan örerek önümüzü büyütüyoruz. Giriyorum. 1 bir, bir tane trabzan ördüm ve giriyorum. 2. trabzanımı da ördüm. Önümüzdeki ikinci sıramızda iki trabzan artışla birazcık robamı büyüttüm. Üzerine bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Ve tığımın başını dolayarak aynı yere girerek kolum için olan artışımı iki trabzanla örüyorum. Bakın buradaki bölümleri de aynısını öreceğiz. İki trabzan, 3 zincir, iki trabzanımızı Ördükten sonra bu zincir yerlerini buradaki görmüş olduğumuz alttaki trabzanların hepsini birer birer örüyoruz. İlk trabzandan başlıyorum. Sona kadar hepsini birer birer örüyorum. Zincirimin bulunduğu yere kadar örerek geldim. 12 tane trabzanımızı ördüm. İki de daha öncesinde örmüştüm bakınız. Şimdi zincirimin içerisine 2 tane trabzanımı örüyorum. Zincir içerisi birini ördüm ikincisini de örüyorum ve araya 3 tane zincir çekiyorum 1 2 ve 3 tekrar aynı yuvaya girerek iki trabzan daha örerek arkam için olan artma trabzanlarını yapıyorum Evet bakınız 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan tıpkı burada ördüğümüz gibi şimdi bu iki trabzanımızı ördükten sonra birebir bütün trabzanlarımızı zincirimizin yanına kadar birer birer örüyoruz İlk trabzanımdan başlıyorum ve zincir yerine kadar devam ediyorum zincir yerimize kadar örerek geldim yine zincirimin bulunduğu noktaya iki tane trabzanımızı örelim 1 ve 2 3 tane zincir çekiyorum ve yeniden 2 tane trabzanımı buraya örüyorum 1 ve 2 sonra kolum için olan bütün trabzanlarımı örüyorum zincirimin bulunduğu noktaya gelince yine buradaki gibi 2 trabzan 3 zincir 2 trabzanımı bu noktaya örüp sona kadar 10 tane trabzanı da yani buradaki 10 trabzan onu da örüp şu son trabzanımızda yeniden görüşelim Kolumuzu da ördük. İkişer artışlarımız da arasında 3 zincirle. Şimdi önümüzün en son bu zincirden döndüğümüz trabzanımızı da örmeyi unutmayalım. Hemen onu birlikte örelim. Bakın şu kısımdaki bir tane trabzanımız kalacak. Lütfen bunu unutmayalım. Bunu unutup unutmadığınızdan emin olmak istiyorsanız sayımızın bunu ördükten sonra 12 olması gerekmekte. Bakın kontrolümüzü yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve 12. Siz de sayın. Eğer 12 değilse oradaki e, zincirden döndüğümüz trabzanımıza bir trabzan daha ekleyin. Şimdi iki sıramızı bu şekilde tamamladık. Yine masamın üzerine şöylece bırakayım bir bakalım. İkinci sıra sonrasında bakın masamın üzerine bıraktım. E, görmüş olduğumuz şu bölümlerde iki tane trabzan 3 zincir 2 trabzanlarımızı ördük ve biraz genişlemeyi gözlerimizde şöyle görebilmekteyiz. Bakın belli olmakta. Şimdi örmeye aynı şekilde devam edeceğiz ve yeterli roba ölçümüz olana kadar iki trabzan, üç zincir, iki trabzan da bu aynı işlemleri yani sadece trabzanlarımızı örerek ilerleyeceğiz. Şimdi geçişimizi 3 sıramıza birlikte yapalım. Bitirdiğimiz yönde üç tane zincirimizi çekelim. 1 2 hep aynı işlemleri tekrar ediyoruz Onun için videomuzu daha fazla uzatmaya gerek yok. Bunu birinci trabzan olarak kabul ediyorum ve ikinci trabzanımın hemen tepesine gelerek batıyorum. Birebir bütün trabzanlarımı örüyorum yani burada 12 tane trabzanım vardı. Her sırada 2 artış yaptığımız için ikişer ikişer her sıramızı artacak Bu altta 12 trabzanımın 12'sini de ördükten sonra zincir yerine gericem. Zincir yerine geldim. Bakınız alttaki 12 trabzanımın 12'sini de örerek geldim. Sayabilirsiniz. Bakınız 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi zincirin hemen yanı başındayım. 2 tane trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımızı örüp aynı işlemlerimizi diğer sıralarımızda da yaparak Babamızı büyütelim. 1-2-3 Aynı yere giriyorum. Bu kez kolum için iki tane hem sağdan hem soldan artışımı yapıyorum. Tığımı başında doluyorum. Hemen batıyorum. Ve sona doğru ilerleyelim. Evet bu sıramızı ve diğer sıralarımızı da bitirelim. Babamız tam olduğunda yeniden görüşelim. Yani bütün geçişlerimiz ve artışlarımız bu şekilde olacak. Kafanızda herhangi bir şey takılırsa hem başlangıç hem bitiş. Çünkü videomuzu geriye sararak bakabilirsiniz. Yapmamız gereken tek işlem hazır trabzanlarımızı örüp zincir boşluklarına geldiğimiz zaman ikişer trabzanımızı üçer zincirimizi bir üst sıraya eklemek sonra trabzanları devam ettirip yine aynı şekilde 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan örüyoruz. Yine 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımızı üst sıraya örüp şuradaki son zincir trabzanına varana kadar örelim. Ve bu şekilde bakın kenarımızın kontrol 10, 12, 14, 16, 18, 20 şeklinde ikişer ikişer bütün bölümlerimiz artacak. Eğer kafanız karışırsa başladığımız bölüm üzerine her sırada artışlarımızı koyarak tabi kolumuz için farklı hem sağdan hem soldan artış yaptığımız için. Önümüz ve arkamızı sayabilirsiniz arkamızda hem sağdan hem soldan yani e, hiçbir e, sakınca yok şöyle zincirin içerisine ikişer ikişer artışlarımızı yaptıktan sonra hiç takılmadan çok rahatlıkla öreceksiniz. Evet biraz büyütüp yeniden birlikte olalım. Robamızı ben örmeye devam ettim ve her bir köşemizde ikişer ikişer artık iki trabzan, üç zincir, iki trabzan, iki trabzan, üç zincir, iki trabzan olarak artık ve görmüş olduğunuz bu genişlemeyi elde ettik. Her bir sıramızda şöyle tutuyorum bakınız ikişer ikişer artık ara zincirimizde üç olarak ayarladık ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördük. Şöyle tutuyorum. 8 sıra ördük ve ben gördüğünüz gibi 9. sırama başladım. 9. sıramdan itibaren bu kolumuzu gövdemizden ayıracağız. Tekrar sayalım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ayırıyoruz. 8'i bütün olarak ördüm. Kolumda dahil. 9'u ise sadece önümüz, önlerimiz ve arkamız olacak. Aynı şekilde artışlarımı yaparak geldim ve buraya yine iki tane artışımı ördüm. Araya zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ve kolumu şu şekilde büküyorum. Kolumu artık gövdemden ayırdım. Buraya iki tane trabzanımı yine normal ördüğüm gibi örüyorum. Sonra arkama geçiyorum kol altına 5 zincir çektim ve trabzanlarımı diğer kolumun olduğu yere kadar hiç atlamadan aynı üst sıralarda ördüğüm gibi örerek ilerliyorum şöyle görelim önümüzü aynı şekilde örerek geldim 9. sıram 5 tane zincirimi çektim arkaya geçtim arkayı da bu şekilde örerek geliyorum burada kolumuzu yine şurada yapmış olduğumuz gibi araya 5 zincirle kapatıp diğer önümüzü örüyoruz arkadaki trabzanlarımı da birer birer örerek geldim yine artış yerime iki trabzanımı ekledim 5 tane zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 kolumu büküyorum Tekrar kolumun artış yerine iki tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Ve önüm için ördüğüm bölüme birer birer trabzanlarımı örüyorum. Bu sıramızı tamamladık. Kol altlarına beşer zincirimizi çektik. Şimdiki sıramızda modelimizi uygulamaya başlayabiliriz. Evet sona kadar trabzanlarımızı örerek gelmiştim. Bakın sadece altta 5 zincir var. En son trabzana varana kadar ördüm. Şuradaki kalmış hemen onu da birlikte örelim ve bir üst sıraya modelimizi kurmak için geçelim. Üzerine bir iki tane şöyle zincirimizi çekelim. Çünkü zincirle geçiş yapmayacağız. Şöyle modelimizde devam ettireceğiz. Tığımı başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzanın içerisine gelerek batıyorum. 1 atladım, 2 atladım, 3. ye battım. Bu başlangıcım olduğu için. Ve şöyle 2, 3, 4 tane trabzanımı ördüm. Araya 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak Tekrar aynı noktaya 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4. ve son trabzanımı ördüm. Şöyle 2 zincir çektim. 3. trabzanıma 1 atladım, 2 atladım. 3. trabzana 4 trabzan. 3 tane zincirimi çektim. 4 tane trabzanımı ördüm. Ve şimdi tekrar tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6. trabzanın içerisine gelerek batıyorum. Ve trabzanı örüyorum. Hatta 5'e batalım. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanıma batıyorum. Ve buraya da 4 tane trabzanımı örüyorum. 4 trabzanımı ördüm 1 2 3 zincirimi çekiyorum yine 4 tane trabzanımı aynı noktaya örüyorum 2 3 ve 4 şöyle ve devam edelim tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 atladım 5. giriyorum ve 4 tane trabzanımı aynı yere örüyorum. ikili trabzan. Araya 3 zincir. Tekrar 4 tane daha trabzanımı aynı nokta içerisine örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Dördüncü tamam olduktan sonra bakın dörder dörder örerek ilerliyorum. Daha gevşek yapmak isterseniz arada bir de altıya batabilirsiniz. Beşi batmıştık. Bunu altıya batalım mesela. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Elinizin sıklığına, genişliğine göre de modelimizi dağıtırsınız. Her battığımız noktaya 4 trabzan 1, 2, 3 zincir Aynı noktaya yine 4 tane trabzanımızı örüyoruz. Ve çok kolay bir çalışma olacak. Şöyle görelim. Bakınız. Ve tekrar tığımın başında doluyorum 1, 2, 3, 4, 5. 5.ye batıyorum. Ve buraya da 4 tane trabzanımı 1 2 3 zincirimi ve tekrar dolayarak aynı yere 4 trabzanımı örüyorum. Kaç tane oldu bakınız? 1 2 3 4 5 5 tane modelimiz oldu önümüzde. Şimdi buraya 5 zincir çekmiştik. Burayı tüm atlayıp hemen arkadaki ilk trabzanıma gelerek batıyorum. Ve bu şekilde arada 6 da atlayabilirsiniz. 5 tane yani 4 atlayıp beşinciye batacak şekilde modelimizi bu şekilde örerek sona kadar ilerleyelim. Arkadan da yeleğimizle modelimizi uygulayarak geldim. 2, 4, 6, 8, 9 tane kimisinde 6.ya battım kiminde 5.ya batarak modelim bu kısmının denk gelmesini sağladım. Diğer tarafta da aynı işlemimizi yapmıştık. Bakınız her ikisinin her iki kolumuzun son kısım burada başta burada da son trabzanında yani başlangıç ve bitişinde modelimizin olması lazım ki önümüz birebir aynı olsun. Şimdi kolumuzu dümdüz atlayıp buradan Bakınız ikinci trabzanımın içerisine modelimi uyguluyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinciye değil ikinciye modelimi uyguluyorum. Buna dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Önlerdeki model sayımız eşit olsun. Bakın e, icabında artı, e, fazla veya eksik olduğu durumunda kiminde 5 kiminde de 6.ya batalım. Ve bu şekilde arkamızın bu kısmını ayarlayalım. 4 tane ördükten sonra yine 3 trabzanımı örüyorum yanına 4 e, trabzanımı Pardon 3 zincirden sonra trabzanla zincirlerimizi maalesef arada e, dilimi sürçebiliyor biliyor evet, 4 trabzan ördüm tığı başında olalım 1 2 3 4 5. batıyorum şimdi beşinci kiminde yani aralıklarda eliniz hangisini yatıyorsa ya da arada bir dağıtabiliriz batıyorum ön ve arkadaki model sayımızın eşit olması gerekmekte. Zaten düz dümdüz trabzanlarla örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya batıyorum. Biraz önce 5.ye batmıştım. 4. Araya yine 3 zincirimi çekiyorum. dördüncü ve son trabzanımı ördüm Tekrar 1 2 3 4 5. batıyorum dördüncü 4 trabzanımı ördüm üç tane zincirimi çekiyorum ve yine aynı yere 4 trabzan 2 3 ve 4 Şimdi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. batıyorum. Dilerseniz 6. batalım. 6. battım. 3 ve 4. Tekrar 3 zincir ve yeniden 4 tane trabzan. 3 ve 4. Evet şimdi şöyle duruşuna bakalım. Buradan sayalım önce. 1, 2, 3, 4. Kolumuzun bulunduğu yere kadar 5 tane trabzan grubumuz var. Buradan sayalım. 1, 2, 3, 4. 5 tane trabzan grubumuz var. Her iki önümüz de eşit oldu. Şu şekilde de bakalım. Bakınız her iki önümüz eşit oldu. Şimdi geçişimizi yapalım. İkinci sıramıza. Bir tane zincirimi çekiyorum. Kenar e, zincir çekmiyorum. Zaten burada da dikkat ettiyseniz iki tane zincirle başlamıştık ki kenar zincir yapmayacağız. Bu şekilde dilimli olacak. Bir zincirimi çekip trabzanımın ilkine şöyle batıp ilmeğimi geçiriyorum. İkincisinden ilmeğimi geçirip şöyle kaydırıyorum. Üçüncüsüne batıp kaydırıyorum. Dördüncüye batıyorum ve şöyle kaydırıyorum ve araya giriyorum ve buradan 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve bu benim ilk trabzanım oluyor yanına 3 tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincirimi de çektikten sonra tekrar aynı yere 4 tane trabzanım örüyorum öyle tırtıklı tırtıklı kenarlarımız olacak bakın şöyle dilimle dilim ve devam ediyorum. Arada hiç zincir çekmeden buraya da 4 tane trabzan. 3 ve 4. 1, 2, 3 zincir. 4 trabzan. Bakın modelimiz ne kadar zevkli. Çok da kolay. Yeni başlayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız için. Bakın böyle devam edelim. Yeleğimizde ikinci sıramızın sonuna geldik. Çok çok güzel bakınız. Hem de çok çok kolay. İnşallah hepiniz severek örersiniz. Evet sona kadar geldim. Bakınız 4 tane trabzanım ördüm. Şimdi bir üst sıraya geçebiliriz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Ve hemen ikinci trabzanımın içerisinden şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Bir sonrakinden ilmeğimi kaydırıyorum. Bir sonraki trabzanımdan ilmeklerimi kaydırıyorum. Yani trabzanlarımızın içerisinden kaydırarak ortadaki 3 zincirime kadar geliyorum. Ve buradan 1, 2, 3 tane zincirimi çekip yanına 3 tane trabzanımı örüyorum. Toplam zincirimle 4 oluyor. Araya 1, 2, 3 yeniden giriyorum ve toplamda 4 tane trabzanımı örüyorum ve 3. sıramı da bu şekilde başlatmış oluyorum. Ve hemen araya hiç zincir çekmeden direkt giriyorum. Ve sadece dönüşlerimizde bu işlemimizi yapıyoruz. Geri kalan 4 trabzan 3 zincirlerimizi örerek yeleğimiz istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz. İşlemlerimizin tekrarıyla yeleğimizi örmeye devam ettik. Kaç sıra ördüğümüzü şöyle birlikte bakalım. 1, Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 sıra ördüm. Yeleğim kullanılmaya hazır hale geldi. Şimdi bir kenar çalışması yapmak istiyorum sadece roba kısmına. Diğer tarafı yapmayacağım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve şuradaki görmüş olduğum modeli ilk kurduğum yerden, o boşluktan başlıyorum. Şu şekilde buraya bir tane Zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum aynı yere bir defa başını dolayıp giriyorum. Diğer trabzanımızın olduğu yere bir, iki. Diğer trabzanına yine iki defa, şu rahat rahat alarak batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Eğer e, büzülecek gibi olursa iki değil üç defada aynı işlemimizi yapabilirsiniz. İkişer ikişer yukarıya doğru ilerlemekteyim. Buraya en son trabzanımıza üçüncüyü ve dördüncüyü de yapıyoruz ki dönüşte herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Sonra direkt diğer trabzan arasına geçiyorum. Bir. Bakın bir. Diğer trabzanıma bir. Diğer trabzanıma bir. Hepsine bir. Sadece buradaki geçişteki herhangi bir şekilde kötü görünümü engellemek için 4 defa battık. 1 2 3 ve 4. Birer birer ilerleyelim. İliğimizin diğer uç kısmına kadar. Şuradaki araya da batıyorum. Ve diğer aralara da batarak başlangıç yerime kadar ilerliyorum. Yakamızı örerek geldim Uç noktadayız. Diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi buradaki en son dönüş yerine 4 defa batalım. 1 2 3 ve 4. 4 defa attık. Şimdi diğer kısımlara ikişer ikişer batalım. 2 2. Dediğim gibi eğer çekecek gibi olursa, üzülecek gibi olursa 3 tane de başını dolayıp atabiliriz. Bu şekilde ikişer ikişer ilerliyorum. Bir, iki. Bakın en sona kadar ördüm. Son iki trabzanımızı da ördükten sonra roba kısmımızda da işlemimizi yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle diğer tarafa geçmek için hemen şuradaki ilk trabzanımın arasından girerek örüyorum. Sonra diğer trabzanımın bulunduğu yerden şöyle giriyorum. Kapatıyorum. Tepeden bakın şöyle giriyorum. Alttan iki trabzan arasından girdim. İpimi alıyorum. Zincir çeker gibi kapatıyorum. Bakın ara boşluktan şöyle dikey bir şekilde giriyorum. Alıyorum. Kapatıyorum. Dikey tam alttaki aradan küçük yerden değil gözden değil giriyorum kapatıyorum şöyle bakalım Bakın güzel bir şerit oldu. Ve sonra modelimin bulunduğu yere giriyorum. Bakın şöyle. Yine buradan giriyorum. Alıyorum. Hemen yanındakine giriyorum. Hiç modelimizin olup olmaması fark etmiyor sevgili arkadaşlar. Alttan şöyle girip ilerliyoruz. Bütün trabzanlarımızı bitene kadar bu şekilde örelim göğüs kısmında güzel bir hava olsun böyle ana gövdeden giriyoruz şöyle görelim bakın yaptığımız işlemimiz bu olacak burada bir tane çizgi olacak hem yukarıda hem burada kol altı zincirimi de dört defa battım bakınız bir iki üç dört şuradaki zincirimizin Olduğu boşluk yerine diğer trabzanlarımızı birer birer geçerken zincirimizi 4 defa battık ve sonra yine arkamızdan bütün trabzanlarımızın bulunduğu yerlere girerek örüyoruz. Her bir trabzanımızın aralığındayız. Diğer kolumuzun altına da yine 4 tane ördüm ve birer birer trabzan aralıklarını örerek tamamladım. Ve başlangıç yerimize geldim. İlk trabzanın arasına giriyorum. Burayı birleştirip bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bu kestiğim ipi içeri alacağım. Kollarımızı da aynı şekilde örelim. Yani yakamızı ördüğümüz gibi öreceğiz kollarımızı. Şöyle alt kısımdan başlıyorum. Şuradaki şu boşluktan başlayalım şu trabzanımızdan hiç boşluk vermemiş olalım bir tane zincir çekip batıyorum boşluğa bir giriyorum ve bütün trabzan aralarını birer birer başını dolayarak örüyorum tek seferde çekiyorum başını dolayıp tek seferde çekiyorum diğer kolumuzu da aynı şekilde başlayacağız her bir trabzan arasına birer birer girerek örelim Şöyle ana gövdeden girmekteyiz bakınız üstteki küçük yerden değil. Şöyle ana gövdeden. Diğer kol altına kadar geldik yani şuradan başlamıştık. Bakınız diğer bölüme kadar geldik yani kolumuzu üst bütün tığladık. Şimdi bitişle birlikte çalışalım. Bitişte ise şu aşağıdaki mavi olan trabzanıza geliyorum buradan kilitliyorum bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi kesiyorum ve diğer kolumuzda da aynı işlemimizi yaparak tamamlıyoruz İki kolumuzun tığlama işlemini bitirdim ve düğme yerine bağcık kullanıyorum. İki bağcığımın ikisini yaptım. En alt sıradakini bu mavi şeridimin bittiği yerden hemen başladım uç kısımlarından sonra belirli ölçüyü yaptıktan sonra ayarlamasını yaptıktan sonra ikinci bağcığımı çalıştım. Üçüncü ve son bağcığımı da sizlerle birlikte çalışmak istiyorum karşılıklı yapacağız sevgili arkadaşlar. Hiç e, bir zorluğu yok. Gayet güzel ve şıkta durmakta. Öncelikle bir tane zincirimizi çekerek başlıyoruz. Şöyle düğümümüzü atıyoruz ve e, yapmak istediğimiz alana, şu kısma girmek istiyorum. Bakınız şuraya. Tam 2 2 kenarlara bırakıyorum. Buraya girdikten sonra ben 30 tane zincir çektim bu boy için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. 30 zincirim yeterli oldu. Baktığınız gibi çok sıkı bir zincir çalışması değil. Normal gevşeye yakın bir zincir çektim ve ipimi şu şekilde keserek sıkıştırdım. Şimdi yine bir tane zincir çekiyorum tığıma döbümü atıyorum. Karşı tarafta da yine aynı şekilde tam 2 2 ortasına giriyorum. Ve buradan da başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30. 30 zincirimi çektikten sonra İpimi buradan kesiyorum ve fiyonk şeklinde düğümümü atıyorum. Tabii bu iplerimizi iç kısma gizleyelim şeklinde düğümlerimi dağıttıktan sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geliyor. Maviyi üst kısmında kullandık. Kenar ve alt kısmında kullanmadık ve bu şekilde çalışmamızın sonuna geldik. Çok güzel, çok sade ve şık bir çalışma oldu. Umarım sizler de bu güzel yeleğimizi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.